Evet efendim, kısa bir aradan sonra burun estetiğiyle karşınızdayız. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. E-mail doktoraytu@tv360.com.tr adresinden e-mailleriniz de bize gelebilir. Konuğumuz estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hayati Hoca sağ olsun kırmadı geldi. Çünkü o şey gibi havada uçan doktorlardan Samsun, Azerbaycan, Almanya, Türkiye 7 cihanda ameliyat yapıyor. Ve hakikaten bu konuda yani şunu söyleyeyim. Ben hep cerrahinin bir tecrübe birikimi olduğunu düşünüyorum. Tabii bilgi, beceri lazım ama tecrübe çok kesinlikle önemli. Sizin artık öyle bir çok şeyler birikti ki olgunluk döneminin meyvelerini şimdi bu programda sizden alacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burun estetiğinde galiba varılan nokta burnun ortadan yok olması mı oldu? Yani yüze baktığımızda burnu görmemek mi oldu? Aslında çok güzel tarif ettiniz. Kesinlikle öyle. Şimdi ben hep şöyle tarif ediyorum. Bir insanın yüzüne baktığınızda eğer siz burnu direkt dikkatinizi çekmiyorsa, orada bir kusur fark etmiyorsanız o burun güzeldir aslında. Eğer burunda bir kusur varsa direkt dikkat orası çeker. Şeyi örnek veriyorum, işte perde masa örtüsünü koyuyorsunuz. Ben beyaz masa örtüsü. Dikkatinizi çekin. Beyaz bir masa örtüsü görüyorsunuz. Ama bir leke, siyah bir leke bir yerinde olsun, siz masa örtüsünü görmüyorsunuz. Direkt siyah lekeyi görüyorsunuz. Burun da böyle. Burundaki bir eğrilik, bir büyüklük, bir düşüklük, bir kemerli hal veya deliklerin şeklinin bozuk olması. Bunların hepsi var olduğunda karşıdaki muhatapta direkt dikkat çektiği için o güzelliğinizi, gözünüzün güzelliğini fark etmiyor. Saçınızın güzelliğini fark ediyor ama daha az fark ediyor diyelim. Dudaklar fark edilmiyor, yanaklar fark edilmiyor. O yüzden burunda fark edilmeme çok önemli. Fark edilmesin. Yüz bütün olarak güzel gözüksün ama fark edilmesin. En güzel o. Bir de burnun şöyle bir özelliği var. İnsanlar da şimdi biz bakışları aslında fark etmeden algılayabiliyoruz. Doğru. Yani bir insan benim konuşurken nereme bakıyor? Evet. Ha, gözüme mi bakıyor? Burnuma bakıyor? Hele kafayı da burnuma taktıysam, bir de burnuma da bakıyorsa yandık işte, evet, o zaman. Evet, psikoloji bir anda gerçekten psikoloji bozuluyor. Özellikle gençler için örnek vereyim. Bu çok problem şeyde başlıyor. Vücudunu çocukların kendini tanımaya başladığı andan itibaren başlıyor. Biliyorsun bazı insanlarda düşmeye çarpmaya bağlı çocuklarda burunda şekil bozukluğu olabiliyor. Veya bazen de ailesel genetik nedenlerle kemerdir, değişik şekil bozuklukları olabiliyor. Çocuk artık kendini fark ettiğinde okulda arkadaşlar arasında işte senin burnun şöyle böyle bir artık beden algısı oturmaya başlıyor. Ama ergenlik döneminin sonunda cidden rahatsızlık vermeye başlıyor. Artık neredeyse 15-16 yaşında ameliyat olmak için bize geliyorlar ama asla doğru olmadığını, mümkünse bunu hemen parantezine belirteyim. Yani bir estetik burun ameliyatı için ideal beklemeksi gereken yaş döneminin 18 olduğunu hemen söyleyeyim. Çok özel koşullarda, çok özel durumlarda gerçekten psikolojinin çok etkilendiği, hayatın olumsuz etkilendiğinin çok bariz olduğu durumlarda belki 17 yaş, 16 yaşa kadar, bir de fizik gelişim çok iyiyse tabii. Özel koşullar da olabilir ama mümkünse 18 yaşa kadar beklemek gerekiyor. Büyümenin tam oturduğu dönem. Şimdi sabırsızlıkla bekliyorlar. 18 yaş oluyor. Hemen ameliyat. Tamam, izin veriyoruz. Ve o çocuğun psikolojisi bir anda değişiyor. Nasıl değişiyor? Olumlu yönde değişiyor. Bir kız çocuğu, genç bir kız kendisini güzel görmüyor, kendisini beğenmiyor, kendisini çirkin görüyor. Aslında o kadar güzel bir kız ki burundaki hafif bir kemer onun bütün psikolojisini bozmuş. Artık kendisini değersiz görüyor. Bu da o hayatının diğer kısımlarına, okuluna veya başka şeylere etkiliyor. Erkek çocuklar için de aynı şey geçerli. Bir kemer olması, bir düşük olması, bir büyük olması olumsuz etkiliyor. Ama ameliyattan sonra siz farklı iki kişi görüyorsunuz. Artık kendine güvenen, kendini seven, aynaya baktığında kendiyle barışık, mutlu bir bireye giriyor. Bakın, bir burun ameliyatı 1 saat 1,5 saat sürer ama insan hayatında ne kadar olumlu bir farklılık yaratıyor. Onu ifade etmek için söylüyorum. Evet, ben şimdi burnun tekniklerine girmeden şunu hep düşünüyorum. Çünkü artık hakikaten bu programları yaparken benim de biraz eskiden hakikaten hiç yokmuş. Estetik algım oluştu. Yani çok kafamda bir oluştu. Konsept gelişti. Şimdi şunu düşünüyorum. Ben burun ameliyatı olacak olsam mutlaka bir plastik cerrahın elinin değmesini şöyle isterim. Çünkü burunla kalmayabilir diye düşünüyorum. O da güzel bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım. Şimdi bakın, burun ameliyatı işin içerisinde fonksiyonun olduğu, yani solunum fonksiyonunun olduğu, aynı zamanda görselliğin olduğu, estetiğin olduğu bir ameliyattır. Şimdi bir burun ameliyatı düşünen insanın eğer bir estetik kaygısı varsa, yani doktor bey ben burun ameliyatı olmak istiyorum ama benim sorunum nefes darlığı diyebilir. Ama nefes darlığı var ama biraz da şöyle kemer var, biraz da ucunda bir şeyler var diyorsa mutlaka bir plastik cerrah tarafından. Çünkü estetik kaygının da olduğu durumda mutlaka müdahale estetik plastik cerrah uzmanları tarafından yapılması gerekir. Biz ne yapıyoruz? Biz aynı anda sadece görselliğe değil, aynı zamanda fonksiyona da bir önem veriyoruz.
aynı zamanda o solunum fonksiyonlarını engelleyen içerideki eğrilikler, tıkanıklıklar, obstrüksiyonlar hem kemik yapıdan kaynaklanan hem kıkırdak yapıdan kaynaklanan aynı anda düzeltiliyor. Tek seansta olması önemli. Bazen şurada yanıltılıyor. Önce gideyim, bir burnumu yaptırayım, nefesimi alayım daha rahat. Daha sonra da burnumun şeklini düzeltirim. Asla önermiyoruz. Tek seansta, tek oturumda ve tek elden, bir plastik cerrahın elinden bunun yapılması gerekiyor. Çünkü evet içerideki bir malzemenin, fazla bir malzemenin bir başka de bizim tarafından kullanılması gerekebiliyor. Bakın teknik, çünkü bizim işimiz biraz mimari, biraz sanat, biraz heykeltıraşlık değil mi? Bir bölgede fazla olabilir, başka bir bölgede eksik olabilir. Bir bölgede şekli bozuk olabilir, bir bölgede düz olabilir. Bunların kombine bir şekilde düzeltilmesi bir estetik görüş, bir estetik vizyon ve bir cerrahi tecrübe gerektirir. Bu da plastik cerrahinin temel konusudur zaten. Evet, bir de yüz bir de aynı anda, bütün, değil mi? Bir de aynı anda bakın. Aynı çok güzel, o konuyu zaten oraya girecektim, pardon. Şimdi aynı anda buruna bakıyoruz. Şimdi buruna bakarken işte fark etmiyor. Aslında aynı anda çenesinde de problem var. Aynı anda farklı değil, göz kapaklarında da problem var. Fark etmiyor, yanaklarında problem var. Ama burundaki kusur o kadar fazla ki direkt yöneldiği bölge o insanın burnu olmuş. Diğer kusurların artık gözü görmüyor. Benim burnum düzelse benim her şeyim süper olacak diyor. Evet, birçok insan için bu doğru. Sadece bunu yapıyoruz ve sanki yüz gençleştirme ameliyatı yaptırmış. Sanki yüzün tamamen ameliyat edilmiş gibi güzelleşme yönünde farklılık yaratıyor. Ancak bazen tek burun yetmeyebilir diyoruz ki bakın siz buradan dolayı buraya bakmıyorsunuz ama çenede ufak bir müdahale yapmak lazım. Bir miktar belki büyütmek lazım. İşte yanaklara bir miktar dolgunluk vermek lazım. İşte göz kaşı bir miktar kaldırmak lazım. Bunlar birlikte yapıldığında çok daha büyük efekt veriyor. Veya kepçe kulak var değil mi? Kulaklar öne doğru çok çıkıntılı. Aynı anda kulaklarda yapılırsa çok daha iyi sonuç verir diye kombine bir estetik yaklaşımla yaklaşıyoruz. Bu da bir estetik cerrahinin, plastik cerrahinin farkı tabii. Evet, yani burada böyle bir avantaj var. Kesinlikle. Hakikaten. Çünkü biz dediğiniz gibi kusurun büyüğü burundaysa biz burnu algılıyoruz ama arkasındakileri gözümüz görmüyor. Halbuki siz sonuçta onu yaptığınızda ne olacağını görebiliyorsunuz. O kusur ortaya çıkıyor. O da oluyor. Bakın sadece burun yaptırıyor. hiç fark etmediği. Öbür kusuru dikkat çekmeye başlıyor bu sefer. Diyor ki benim tamam burnum güzelleşti ama benim şuramda da problem var. Buyurun, pardon. Hemen soru geldi. Pardon, evet. Buyurun. Evet, üstüne ben de bir soru sormak istiyorum. Benim de oğlumun doğuştan burun kemiğinde kayma var. Doğru. Doktora götürdük. 18 yaşına gelince estetik yaptırabilirsiniz doğru. dedi. Fakat şu an 25 yaşında ve korkumuz da var. acaba ameliyat için geç kaldık mı? Yoksa yani bunun belli bir süresi birisi mi var? Mı? Güzel yani korkumuz soru. Da var. Ne yapacağız bilmiyorum. Hemen korkudan bahsedeyim. Bazı insanlar gerçekten çok istiyorlar, yani. Çok heves ediyorlar ama bu korkuttukları için, endişe ettikleri için olamıyorlar. Asla bir endişe kaynağı olduğunu düşünmüyorum. Burun ameliyatları artık günümüzde gelişen teknoloji, tecrübe, deneyim bunların hepsini bir araya koyduğunuzda son derece sıradan bir ameliyat haline gelmiştir. Deneyimli plastik cerrahlar tarafından en çok yaptığımız ameliyat, tecrübemizin, deneyimimizin en çok olduğu ameliyat. Bütün ameliyatlarda deneyimimiz var ama bu ameliyat en çok yaptığımız ameliyat. Hepimiz takdir edersiniz ki burun ameliyatı en çok yapılan estetik ameliyattır. Son derece sorunsuz, problemsiz geçen bir süreçtir. 1-1,5 saatlik bir ameliyat ve bir hafta sonra da çok büyük çoğunlukla işine gücüne dönebilir. Yani bir alçı, bir haftalık bir alçıdan sonra da işine gücüne döner. Ağırlı bir ameliyat değildir, altını çiziyorum. Burun estetiği ameliyatı ağırlı bir ameliyat değildir. Altını tekrar çiziyorum. Değildir, o kaygı boşuna. Yaş olarak söylemek gerekirse bakın burun ameliyatlarına söylediğim gibi 18 yaş bekleriz. Gene de bu böyledir. Üst sınırı da yoktur. Mesela benim 60 yaşında, 65 yaşında burun ameliyatı yaptığım hastalarım da var. Ama genellikle en sık yapıldığı dönemler işte 18 yaşla 40 yaş arası dönem çok yoğun yapıldığı dönemlerdir. Ama bilirsiniz yaş geçtikçe, yaşlandıkça burnumuz büyür, burnucumuz kabalaşır ve aşağı doğru düşer. Açıları değişir burnun. İşte onun tekrar düzeltilmesi, yumuşak dokular yapılan bir müdahaleyle yaşımıza daha uygun, kendimize daha barışık, çok güzel burnu elde etmek mümkün. Bir yaş sınırı koymuyoruz o yüzden. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki bir soru daha var, hemen onu da alalım. Hocam, hayırlı yayınlar. Benim de bir sorum olacaktı. Buyurun. İki defa burun ameliyatı geçirdim. Şöyle genizetim alındı. Bir evet. keresinde yakıldı, bir keresinde normal ameliyat oldum. Ama maalesef herhangi bir netice alamadım. Yine nefesimde zorlanma oluyor. Bu da güzel bir soru. Evet. Bir burnumda köprü oluştuğunu fark ediyorum. Rahatsızlık veriyor bana. Görsel olarak gözlük da memnun takamıyorum. Değilim diyorsun. Efendim? Evet. Görsel olarak da memnun değilim diyorsunuz. Evet. Gözlük evet. niye takamıyorsunuz? Ve yardımınızı bekliyorum. Evet, inşallah. Gözlük niye takamıyorsunuz? Hocam taktığım zaman şuralarımda mutlaka ağrılar oluşuyor ve kızarıklıklar oluşuyor kemikten dolayı. Rahat takamıyorum. Hangi gözlüğü takarsam bana rahatsızlık veriyor. Peki. Belki orada şöyle söyleyeyim o zaman. Şimdi sizin konumuzda çok nadiren de olsa bakın bütün ameliyatlarda olabildiği gibi burun ameliyatlarında da bazen istenilen sonuç elde edilemeyebilir. Yani ben de bu mesleki hayatımı 25 yıllık bu plastik estetik cerrahi tecrübemde kendimin yapıp da kendimin beğenmediği ve sonradan yeniden ameliyat ettiğim hastalarım olmuştur. Bu yüz ameliyatın ikisinde, üçünde, beşinde doktor bey siz de cerrahsınız bunu biliyorsunuz. Mutlaka olur. Bu olabilir.
özür diliyorum. Burun ameliyatı dediğim an normal bir ameliyat değil. Sadece geniz etim. Ha, geniz etim. Pardon. Evet. Kulak, burun, boğaz herhalde olduğunuz. Tamam. Evet. O farklı bir olay. Evet. Ben estetik cerrahinin de içinde olduğu durumdan bahsediyorum. Öyle bir şey olmadı. Ama olabilir. Diyelim ki bir burun ameliyatı oldunuz. Yeterli bir şekilde fonksiyon görmediğinizi düşünüyorsunuz. Yeniden bir muayene, yeniden analizler ve gerekirse ikinci bir ameliyat. Artık biz fonksiyonel rinoplasti yapıyoruz. Fonksiyonel rinoplastiyi öneriyoruz ve uyguluyoruz. Önceleri görsellik bizim için çok önemliydi. Bizim için görsellik olmazsa yoksa görse 20-25 yıl önce senesinin estetik cerrahisinde gerçekten öyleydi. Görsellik bir insanda ama günümüzde görsellik kadar fonksiyon önemli. Yani güzel bir görünüm, rahat bir solunum. Slogan olarak söylersem bunu. İnsan için çok önemli. Yani siz güzel görünebilirsiniz ama rahat da solumanız lazım. Güzel de solumanız lazım. O yüzden şimdi artık günümüzde ameliyatlarımızı yaparken o solunum fonksiyonlarına çok büyük önem veriyoruz. Dikkat ediyoruz. Fonksiyonel rinoplasti adı altında yapıyoruz. Gerekirse daha sonra yeniden bir ameliyat yapılabilir düzeltmek amacıyla. Evet. Hocam yardımınızı bekliyorum. İnşallah. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Şimdi peki burun istekleri değişti mi? Şimdi eskiden burun istekleri hokka burunlar olurdu, küçücük burunlar olurdu. Şimdi insanların da algısı değişti mi? Değişti. Gerçekten doktor bey şöyle oldu. Eskiden burun estetiği dediğinde işte küçük olacak. Sanki burun estetiği ameliyat demek burnu küçültmek demek gibi algılanırdı. Ve oyuk olacak, işte kalkık olacak. Karşıdan bakıldığında herkes anlayacak estetik olduğunu. Böyle bir algı vardı. Bu algı yanlış bir şekilde hem hastalarda da vardı, doktorlarda da vardı. Ne yazık ki. Yani ben tabii bu yeni bir olay değil. 20-25 yıl öncesine göre konuşuyorum. Ama artık günümüzde bu değil. Bakın günümüzde natürellik, doğallık bizim için temel prensip. Mümkün olduğunda bakıldığında anlaşılmasın ki ameliyat olduğu. Ama güzel fonksiyon görsün ve yüze yakışsın. Yüze yakışsın ve kişiye özel olsun. Bakın takım elbise gibidir bu. Sizin şu kıyafetinizi belki ben giysem size çok güzel yakışmış bu cerrahi kıyafet. Ama aynı ölçüyü muhtemelen ben giymeyeceğim. Bana yakışmayacak. Ya dar gelecek ya bol gelecek. Benim kıyafetimde bir başkasına yakışmayacak. Onun için standart herkese aynı burun asla yapılmaz. Yapılmıyor artık günümüzde. Kişiye özel olması lazım. Çünkü sizin yanak yapınız, işte baş yapınız, alnınız, kaşınız, dudaklarınız, çeneniz herkesten farklı. Ve o burun size tamamen özel olmalı. İkincisi natürel, doğal olmalı, ameliyat olduğu anlaşılmamalı. Üçüncüsü güzel fonksiyon görmeli. Ama bazen hastalarımız bize der ki doktor bey sen böyle güzel konuşuyorsun da kusura bakma ben bu konuda seninle aynı fikirde değilim. Nasıl fikirdesin diyorum. Ben şöyle düşünüyorum diyor. Ben çok doğallıktan yana değilim. Ben anlaşılsın istiyorum. Yani biraz oyuk olsun. Hafif bu kadar olsun. Para verip yaptırıyorum. Benim burnumun yapıldığı belli olsun. Gerçekten bak bunu talep edenler doluyor. Yani 100 ameliyatın içinden belki 5'inde 10'unda bu talep doluyor. O zaman onu da dikkate alarak yine abartıya kaçmadan domuz burnu karşıdan bakın da deliklerin gözüktüğü tuhaf burunlar oluşturmadan ama onun da arzularını dikkate alan yaklaşımlar geliştiriyoruz. Yine kişiye özel. Tekrar söylüyorum mümkün olduğu kadar natürelliği korumak lazım. Sunilikten kaçınmak lazım. Artifisiyellikten kaçınmak lazım. Ve iyi fonksiyon gören burnu elde etmek lazım. Amaç o yüze yakışan, kişiye yakışan olması lazım. Yani benim burnum bir başkasına yakışmaz. Sizin burnunuz bir başkasına. Bazen onu da yapıyorlar. Ellerinde sanatçıların burunlarıyla geliyorlar. Tanınmış isimlerin, ünlü isimlerin resimleriyle, fotoğraflarıyla geliyorlar. Dergi, gazete gibi. Doktor bey ben bundan istiyorum diye. Ama bakın ne gözü o artistin sanatçının gözü, ne dudakları o artistin sanatçının dudakları. Ne yüzü onun yüzü. Tamamen farklı bir şey. Tabii onu incitmeden, kırmadan onun ona yakışmayacağını aslında o yüz tipine şöyle bir bunun daha iyi olacağını anlatarak karşılıklı bir mutabakata varmamız gerekiyor ve varıyoruz da. Çünkü insan az önce şöyle düşünüyor. Eğer ben burnumu yaptırırsam o artistin burnumu ben onun kadar güzel olurum. Onun kadar böyle her şeyim farklı olur gibi düşünüyor. Psikolojik bir şeydir bu. Saygı da duymak lazım. Ama bunun böyle olmadığını, kişiye özel olduğunu mutlaka vurguluyoruz. Evet şimdi demin konuştuk burnun yapıldığı zaman her cerrahi gibi burada da sıkıntılar olabilir. İşte kanaması olabilir, şişmesi olabilir ama daha önemlisi beğenilmemesi olabilir. Olabilir. Şimdi ben Hayati Hoca ile bunu çok rahat konuşuyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben hep şöyle düşünürüm. Bir cerrahın olgunlaşması demek benim de başıma bunlar geldiği rahatlıkla söyleyebilmesi kesinlikle, demek. Çünkü bunlar kesinlikle. Kitapta yazan şeyler. Diyor ki siz bu ameliyattan 100 tane yaparsanız 5 tane başınıza bu gelecektir. Gelebilir, kaçınılmaz. Gelebilir. Kesinlikle. Bunu söylemeyen ya yeterince ameliyat yapmamıştır ya da söylemekten korkuyordur. Onun için peki böyle durumlarda sizin veya dışarıdan gelen ikinci ameliyatlar tabii biraz daha zor ameliyatlar oluyor herhalde ama buralarda neler yapıyorsunuz? Şimdi orada doktor bey şöyle mesela yaşadığım bir olay anlatayım. Bir gün bir hastam ameliyat etmişim 3 yıl önce. 3 yıl sonra genç kız geldi. Daha görür görmez kapıdan İnanmıyorum bu burnu ben mi yaptım dedim. Evet hocam çünkü beğenmedim ya hoşuma gitmedi burun. Derhal ameliyat alacağım seni. Yarın ameliyat alacağım. Panik haldeyim çünkü beni temsil etmiyor o burun. Yani o burun benim cerrahimi temsil etmiyor. Yani benim o burun hayat akbaş yaptı denildiğinde ben bundan çok büyük icap duyarım. Olmamış istediğimiz gibi olmamış. Ama şu nedenle olmamış ama bunun önemi yok ki artık. Yani istediğim gibi değil.
Hemen ikna ettim onu zar zor. Annesiyle görüştü, şu yaptı. Ertesi gün ameliyatını yaptık. Şimdi o da mutlu, ben de mutluyum. Bakın bu olur. Yani zaman zaman bazen bizim de beklemediğimiz, bizim de istemediğimiz sonuçlar elde edilebilir. Bu oranlar azdır ancak. Tecrübeli, deneyimli bir herhalde bu oran düşüktür. %3'tür, %5'tir diyelim. Ama düzeltilebilir bunlar. Yeniden bir operasyonla tekrar düzeltilebilir. Zaman zaman bakın şu da oluyor. Üçüncü ameliyat dahi gerekli bir durumlar oluyor. Ben öyle hastalar gördüm ki mesleki tecrübemde 9 kere ameliyat olmuş. 3 kere İsviçre'de, 2 kere Fransa'da, yabancı hastalardan bahsediyorum. 2 kere Moskova'da, 10. de bana gelmiş. Artık bazı vakalar var ki ev sürmek riskli. Tabii onunla bu tür vakalar dokunmadan ikna edip evine gönderdiğim vakalarım da var ama yapabileceğim olup da 7. kez yaptığım ameliyatlarım da var. 6 kere olmuş bir başka yerlerde. 7.yi yapmışım şükür. Ben de kazası belası çıkmışım içinden, o da çıkmış. Ama bir riskti bu. Çok büyük bir riskti. O yüzden gerçekten 2. 3. ameliyatlar biraz daha zordur. Ama bu da bir tecrübe gerektirir. Bir insan ne kadar çok 2. 3. 4. ameliyatları yapıyorsa bir cerrah, o konudaki tecrübesi de tabii ki zamanla daha da artar. Ama ilk ameliyat daha önemlidir. İlk ameliyatta mümkün mertebe elde edilen doğru sonuca varmak lazım. Yaşar Hanım telefonda bizi aramış. Efendim günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Benim doktor beye bir sorum olacaktı. Hemen soralım. Benim 16 yaşında bir oğlum var. 5 sene önce burnu kırıldı. Oynarken geçmiş burnu olsun. İki yerinden kırıldı. Biz bunu tabii o zaman ilk müdahaleyi yaptırdık. Burnunu yaptırdık. İki yeri, kırık yerini oturtturduk. Ondan sonra çocuğum şu anda nefes almakta çok zorlanıyor. Evet. Ve şu anda ameliyat yapamıyorlar. Zaten 18 yaşını doldurmadığı için şu anda ameliyat da yaptıramıyorum. Ama çocuğumun da çok zoru var. Yani ne yapmam gerekiyor onu bir danışacaktım doktor bey. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Oğlunuza sevgilerimizi gönderiyoruz. Hemen Hayati Hoca'ya soralım. Şu anda nefes alamayan bir çocuğa neden ameliyat yapılmıyor 16 yaşında da olsa? Bu da tabii ki ilginç bir soru. Şimdi çocuklarda demin de biraz önce söylediğim gibi mümkün mertebe çocuğun burun gelişimi, matürasyonu tamamlanması ile 18 yaşı bekleriz ki yaptığımız ameliyatın en iyi sonucu versin, risk az olsun. Yeniden bir ameliyat riski ve başarısızlık riskimiz az olsun diye. Ama buradaki durumda olduğu gibi çocuk 15-16 yaşında, henüz 2 senesi var. Ancak ciddi şekilde solunum sıkıntısı çekiyor ise çok özel koşullarda mutlaka değerlendirilebilir. Bazı manipülasyonlar büyüme merkezlerini bozmamak kaydıyla, bozmamaya çalışarak bazı manipülasyonlar rahatlatılmak için yapılabilir. Ama ideal olanı eğer dayanabiliyorsa, eğer idare edebiliyorsa o süreci tamamlamasıdır. Ancak tamamlayamayan çok zor durumlarda özel koşullara girer. O özel koşullarda müdahale bazen yani gerekir. Yani büyüme odakları evet. Var. Hala o burun büyümede. Evet. Büyüme odakları var ve burun büyümesi büyüme odağını bozduğunuz zaman cerrahi bir müdahale manipülasyonla burun artık farklı yönde büyüyecektir. Daha çok kötü olacaktır. Daha deforme olacaktır. Artık 3. 4. 5. ameliyatlar gerekebilecektir. Ender de olsa. O yüzden mümkün mertebe büyümenin tamamlanması bizim için idealdir. Ancak dediğim gibi özel koşullarda bu 17 yaş, 16 yaş çok özel koşullarda nefes alamıyor. Belki biraz daha aşağı çekilebilir. Bunlar özel durumlardır ancak onu unutmamak gerekir. İdeal yaş 18'dir. İdeal peki. Yaşadır. Çok geçmiş olsun diyoruz Yaşar Hanım'a oğlu için. Doçent Doktor Hayati Akbaş. Çok çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için. Ben teşekkür ederim.